Merhabalar herkese. Seda Hoca biyolojide birlikteyiz gençler. Yeni bir üniteye başlıyoruz. Artık hücre ünitesine geçiş yapacağız. Bu ünitenin içerisinde hücrenin kısımlarından bahsedeceğiz. Hücre zarından madde alışverişleri, organeller, sitoplazma, çekirdek kısmı yer alacak. Her sene hücre ünitesinden de bir tane soru geliyor. Unutmayın diyeyim. Bugünkü dersimiz hücre konusuna bir giriş olacak. Gençler hücrelerin keşfinden bahsedeceğiz. Hücrelerin yapısından bahsedeceğiz ki hücrelerin yapısını daha önce anlatmıştım. Tekrar tekrar karşımıza çıkacak demiştim. Tabii ki hücre kavramıyla başlayalım. Hücre dediğimiz zaman canlının yapısında bulunan işlevsel en temel en küçük birimin hücre olduğunu biliyoruz. Tüm canlılar hücre veya hücrelerden meydana gelir. Bununla ne demek istiyoruz? Bizim bakteri gibi, arke gibi, amip, öglena, paramesyum gibi tek hücreli tanıdığımız canlılar da var. Bizim gibi trilyonlarca hücrenin bir araya gelmesiyle oluşan canlılar da var ama kim olursa olsun mutlaka bir hücresel yapı olmak zorunda. Hücreler nasıl keşfedilmiş? Tabii ki mikroskobun keşfinden sonra hücreler keşfedilmeye başlanmış gençler. Bilimsel çalışmalarda biliyorsunuz ki tesadüfler çok büyük rol oynar. Aslında bilim insanları öncelikli olarak dünyanın etrafındaki gezegenleri falan merak ediyorlar. Teleskobu icat diyorlar hani teleskoptan baktığın zaman büyük cisimleri küçültüyor ya bir gün bir tane bilim insanı isim falan bilmenize gerek yok merceğini temizlerken bu teleskobun a büyük cisimleri küçülttüğü gibi çevirince küçük cisimleri de büyütüyor diyor ve aslında basit yapılı ilk mikroskop keşfedilmiş oluyor bu sayede gençler. Tabii ki mikroskobun günümüzdeki haline ulaşması çok uzun yıllar içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış durumda. Mikroskobun hemen tanımını da tabii ki söyleyeyim. Gözde görülemeyecek kadar küçük olan yapıları büyüterek görmemize yarayan aletlere mikroskop ismini veriyoruz. Ya hocam ben bu mikroskopların şeklini, ismini, kimin bulduğunu bileyim mi? Hayır. Hikayesel olarak keşif sürecinden bahsediyorum. Yoruma dayalı sorular gelirse aklımızda bir şeyler canlanabilsin diye. İngiliz mikroskobu hangi yılda kim tarafından bulunmuştur tarzında sorular karşımıza gelmez. Bilim insanlarının kronolojik sıralaması ile ilgili sorular da karşımıza gelmez diyeyim. Oradan da sizin sorunuza sorularınızdan birine cevap vermiş olayım. Şimdi Libyan hukum mikroskobu, elde taşınır mikroskop, İngiliz mikroskobu, diseksiyon mikroskobu, günümüzde kullanılan ışık mikroskobuna kadar gelişim sürecinde buraya koyduğumuz koymadığımız pek çok mikroskop çeşidi var. Mikroskobun tabii ki keşfedilmesiyle birlikte yeni bilim dalları da ortaya çıkmış durumda gençler. Eskiden bilim insanları ya artık teknoloji çok bundan 100 sene önce ya artık Teknoloji çok gelişti. Biz mikroskoplarla hücrelerin içini inceleyebildik. Artık keşfetmediğimiz hiçbir şey kalmadı diyebilirlerken teknolojik çalışmalar sonucunda aslında o hücrenin içerisinde gördüğümüz en küçüğünün içinde de daha küçükler olduğu, daha 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 bilmediğimiz dünyalar olduğunu biliyoruz. Bilim hiçbir zaman sonlanmaz. En üst seviyeye ulaştık, artık bulabileceğimiz bir şey kalmadı diye bir durum söz konusu olamaz gençler. Biraz hikayeden başlıyorum. Şimdi 16. yüzyılda yani 1600'lü yıllarda Zacharias Jessen adı verilen bir tane bilim insanı iç bükey ve dış bükey mercekler kullanarak cisimleri 9 kat büyütmeyi başardı. Yani düşün sadece evdeki o oyuncak bizim mercekler bile 9 kat büyütüyor gençler. Onu keşfetti ama bu tabii ki mikroskobun ilk adımı oldu. Çok büyük bir buluştan bahsediyoruz. O zamanlar tabii bunu bilimsel çalışmalarda kullanabileceklerinden haberleri yok. Orayı burayı işte istedikleri yerleri inceliyorlar. Daha sonra ilk defa kılcal damarlarda kan akışı mikroskoplar yardımıyla gözlemlenebiliyor. Kılcal damarlarda kanın akışı gözlemlendikten sonra biz bu mikroskobu bilimsel çalışmalarda kullanıla, kullanabiliriz diyorlar ve çok büyük bir adım atmış oluyorlar. 1664 yılında Marcello Malpighi mikroskopla kılcal damarlardaki kan akışını incelemiş. Mikroskobu da ilk kez bilimsel olarak kullanmış durumda. Daha sonra tam bir yıl sonra hatta ilk hücre kavramını ortaya atan bilim insanıdır. Soru bankalarında çıkarsa Robert Hooke üzerinden sorular geliyor. 1665 yılında İngiliz bilim insanı Robert Hooke şişe mantarlarından aldığı ince kesti kendi yaptığı mikroskopta inceledi. Gördüğü odacıklara da oda anlamına gelen hücre selilo adını verdi. Hücreyi ilk kez keşfetmiş oldu. Yani kendi yaptığı mikroskop şimdiki mikroskoplardan çok geri ya adam mikroskopunu yapıyor bakıyor şişe şişe mantarlarını ağaçtan aldığı kesiye o kesinin içerisinde şöyle kutu 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 bitki hücreleri dikdörtgendir ya kutu 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 yapılar olduğunu görüyor. Bunlara odacık ismini veriyor. Canlılar odacıklardan meydana gelir. Bunların her biri birer odacık diyor. Yani odacık da hücre anlamına günümüzde gelmiş oluyor. Sitoloji adı alanındaki ilk adımlarda böyle atılmış olacak. Sitoloji ne demek gençler? Biyoloji. Loji ne demekti? Bilim demekti. Sitoloji hücre bilimi anlamına geliyor. Sitoplazmasında hücrelerin şunlar bunlar bulunur diyoruz plazma sito sito ne demekmiş hücre hücrenin plazma kısmından bahsediyoruz sitoloji hücre bilimi kulak dolgunluğumuz olsun sonra Anton van Leeuwenhoek dediğimiz bilim insanı 1676 yılında yılı falan bilmenize gerek yok. Kendi yaptığı mikroskopla spermleri ve kirli sulardaki bakterileri inceliyor. Aslında bu adam kumaş tüccarı. Kumaşın kalitesini anlayabilmek için kendisi tutuyor bir tane mikroskop. Keşfediyor, yapıyor. Mikroskopla Kumaşların kalitesine bakarken kirli suları da inceliyor. Havuz kenarlarındaki kirli suların içerisinde gözle görülmeyen hareket eden canlılar olduğunu görüyor. Hatta bunlara küçük hayvancıklar ismini veriyor. O zamanlar bakteri makteri kavramı nerede? Bakıyor suya. Suda hareket eden işte bakteriler var. Küçük hayvanlar var. Birbirlerini yiyorlar diyor. Bizim gözle göremediğimiz hayvancıklar var diyor. Kendi spermlerini de inceliyor. Sperm hücreleriyle de ilk adımları o atmış oluyor. Levin Hook mikrobiyoloji biliminin kurucusu olarak tabii ki günümüzde kabul edilmiş durumda. O o zamanlar küçük hayvancık dedi ama bakterileri ilk keşfeden bilim insanı kendisidir. Daha sonra Schleiden adını verdiğimiz bilim insanı bitki hücrelerini inceliyor. Ya diyor bitkilerin hangi çeşidine bakarsan bakayım bitkiler hücrelerden meydana geliyor. Sonra Schwann isimli Alman bilim insanı da bir yıl sonra hayvanların hücrelerden meydana geldiğini söylüyor. Buradan da tabii ki bir genelleme ortaya çıkıyor. Bitkiler, hayvanlar fark etmez tüm canlılar bir veya birden fazla hücrenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Son noktayı da Rudolf Virchow koyuyor. Hücrelerin var olan hücrelerin bölünmesiyle ortaya çıktığını yani bir hücrenin bir önceki hücrenin bölünmesinden meydana geldiğini söylüyor. Yapılan bu çalışmaların tamamı bir araya getiriliyor. Günümüzdeki hücre teorisi dediğimiz teori ortaya atılmış oluyor. Hücre teorisini maddeler halinde söyleyeceğim. Aslında derslerimizde daha önce de kullandığımız kavramlardan bahsediyorum. Yapılan çalışmalar hücre ile ilgili önemli genellemelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu genellemeye de tabii ki gençler ne ismi? ismini vermişler. Hücre teorisi ismi verilmiş. Sorusu da basit gelir gençler. Zaten beş tane maddeden meydana geliyor. Dördünü yazıyorsun. Beşinciyi değiştiriyorsun. Yanlışı soruyorsun tarzında soruları gelecektir. Hücre diyor ki hücre teorisi diyor ki tüm canlılar hücrelerden oluşur. Tüm canlılar hücrelerden oluşur da yanlış anlama. Bazı canlılar tek hücrelidir, bazı canlılar çok hücrelidir. Yani canlılar hücre veya hücrelerden meydana gelir ama hücre mutlaka bulunmak zorunda. Canlının temel yapısal ve işlevsel birimi hücredir. Ya hocam hücreden daha küçük şeyler yok mu? Hücrenin içerisinde çekirdeği var, ne bileyim endoplazmik retikulum, ne bileyim mitokondri, ne bileyim koful. Bunlar hücreden küçük değil mi? Küçük. Mitokondriyi buraya bırakınca canlılık devam ediyor mu? Hayır. Çekirdeği koy. Tek başına hayır. Endoplazmik retikulumu koy. Hayır. Canlılığın devam edebilmesi için en küçük birim olarak hücrenin du olması gerekiyor. Tüm hücreler kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle meydana gelmiştir gençler. Aklınıza ilk hücre nasıl oluşmuştur gibi bir soru gelebilir. İlk hücrenin nasıl oluştuğu ile ilgili çeşitli görüşler var. Artık müfredatta olmadığı için anlatmıyoruz diyeyim gençler. Hücreler kalıtım maddesi içerir ve bunu bölünerek yavru hücrelere aktarırlar. Daha gelişmiş ışık mikroskobundan daha ileri mikroskopların keşfedilmesiyle birlikte dördüncü ve beşinci maddeler e, hücre teorisine etkileniyor. Ne dedik Kalıtım maddesi var. Bu da bölünerek yavru hücreye aktarılıyor. Elektron mikroskobu gibi mikroskoplar keşfedildi. Çok daha büyütebildiler. İçeride bir çekirdek onun içinde bir DNA var. Bu da bölündüğünde diğer hücrelere geçiyor. O zaman keşfedildi. Tüm metabolik olayların hücre içerisinde gerçekleştiğinde yine elektron mikroskobuyla metabolik olayların keşfedilmesi sonucunda ortaya çıkmış oldu hemen bir tane soru ben de koydum tabii ki tüm maddeler hücre teorisinin e, maddeleri bir tanesini değiştiriyoruz. Hücre teorisine göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hücrelerin tümünde kalıtım maddesi bulunur. Evet, ister prokaryot olsun, ister ökaryot olsun, ister sitoplazmada serbest, ister çekirdeğin içerisinde. Mutlaka her hücrede bir kalıtım maddesi bulunacak. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesiyle tabii ki meydana gelecekler. Hücreler canlının en küçük Temel, yapısal ve işlevsel birimi olacaklar. Daha küçüğünde canlılık faaliyeti gerçekleşmediği için onu e, en küçük birim olarak almıyoruz. En küçük birim hücredir diyoruz. Hücrelerde tabii ki metabolik olaylar gerçekleşir. Bütün canlılar birden fazla hücrenin bir araya gelmesiyle meydana gelmiştir. Hadi oradan bizim tek hücreli canlılarımız var. Bakteri, arke. Amip, Öglena, Paramesyum, Maya mantarı bunlar tek hücreli canlılar gençler sık sık isimlerini geçiriyorum ki kulağımızda dolgunluk olsun. Onların da direkt soruların geldiği kısımlara varacağız sonuçta. Hücresel yapılar ve süreçlerle ilgili yanıtlanmayı bekleyen çok fazla derecede de daha sorumuz var gençler. Teknoloji ilerledikçe, mikroskoplar daha 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 geliştirildikçe Dediğim gibi içeride daha farklı olayların meydana geldiğini bilim insanları söylüyorlar. Yani keşfedilmeyi bekleyen pek çok sorumuz var. Şurada bir ışık mikroskobunu, burada da bir elektron mikroskobunu görüyoruz. İkisini kıyas yaparsak elektron mikroskopları çok 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 daha büyütme özelliğine sahip olan tabii ki mikroskoplardır. Mesela işte atom, molekül, fosfolipit 10 nanometre boyundaymış. Virüsler biliyorsunuz bakterilerden de küçük. Bakterilerin içerisine girip çoğalabildiklerine göre 100 nanometre. Bir bakteriye baktığın zaman onun daha büyük olduğunu görüyorsun. Mitokondri organeli genellikle bakterilerden daha büyük oluyor. Bitki hücresi, insan yumurtası, kurbağa yumurtası. Bunlar yine anca mikroskopla görülebilen varlıklara örnek olacak. Hücresel yapıyı çok karşımıza çıkacak demiştim. Hatta bu sayfayı birebir daha önceki anlattığım bir videodan aldım gençler. Hücresel yapı bakımından canlıları kaça ayırdık? Prokaryotlar ve ökaryotlar. İkisinde ortak olarak bulunanlar var, birbirinden farklı olarak bulunanlar var. Kalıtım materyali bir kere tüm canlılarda ortak olarak bulunacak. Prokaryotlarda çift zincirli halkasal yani iki ucu birbirine bağlı olacak. Ökaryotlarda çift zincirli fakat iki ucu birbirine bağlı olmayacak. Yani DNA dediğin şey hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda ortak. RNA'ya bakacak olursak ribonükleik asit dediğimiz protein sentezine çok büyük işler gerçekleştiren nükleik asitimiz de hem prokaryotlarda hem ortak ökaryotlarda ortak. Protein sentezinin gerçekleştiği ribozom zarsız bir organeldir. Hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda bulunur. Sonra sitoplazma dediğimiz kısımda tabii ki iki hücre yapısında da bulunacak. Hücre zarına baktığımız zaman olmayan canlı mı var hocam? Hücre zarı da tabii ki tüm canlılarda ortak olarak bulunacak. O zaman tüm canlılarda DNA, RNA, ribozom, sitoplazma ve hücre zarı ortak olarak bulunacak diyeceksin. Ökaryotlarda prokaryotlardan farklı olarak DNA'nın etrafı bir zarla çevrili, o yüzden ökaryotlara çekirdekli hücreler ismini veriyoruz. Bu ünite içerisinde öğreneceğiz endoplazmik retikulum olsun. Golgi olsun, koful olsun, ne bileyim lizozom olsun. Zarlı organeller ökaryotlarda bulunabilirken prokaryotlarda zarlı hiçbir organel yok. Canlıları alt aleme ayırdık. Bakteriler ve arkeler alemindeki canlılar prokaryot hücre yapısına sahip. Protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahip. Hadi yazayım. Bakterilere baktığım zaman tamamı tek hücreli, arkelerin tamamı tek hücreli. Protistlerin teki de var, çoku da var. Bitkilere baktım. Çok hücreli, mantarlar tek hücreli de var, çok hücreli de var. Hayvanların tamamı çok hücreli. O zaman yapıştırdım prokaryotların tamamı tek hücrelidir. Tek hücrelerin tamamı prokaryottur diyemedim. Çünkü tek hücreli olup ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılar da var. Buradan devam ediyoruz. Gençler birkaç tane şey göstermek istiyorum. Bir karşılaştırma yaparak bitireceğim. Biliyorsunuz bitki ve hayvan hücresinin karşılaştırması bu sene üniversite sınavında karşımıza çıktı. Çok daha detaylı olarak böyle organelleri anlattıktan sonra karşılaştırmasını koyacağım. Hatta ÖSYM karşılaştırmayı sever serisinin içerisinde de bitki ve hayvan hücresini tekrar karşılaştıracağım. Ama burada birkaç tane şeyden bahsetmek istiyorum. Bir kere bakteri hücresine baktığın zaman prokaryot olduğunu en baş baştan 1 milyon kere falan söyledim. Bakteri hücresinin DNA'sı sitoplazmasında serbest halde bulunacak. Yani çekirdek gibi bir şeyden bahsedemeyiz. Sonra bakterilerin aktif olarak yer değiştirebilenleri var. Mesela onlarda kamçı gibi uzantılar bulunacak. Bakterilerin ortama tutunmalarını sağlayan küçük uzantıları var. Bazen bakterilerde anlatacağım bunları sonra küçük DNA parçası dediğimiz parçalar bulunabiliyor. Ribozom organelinin olduğu olduğunu da unutmayın. Bitki ve hayvan hücresine baktığımız zaman hem birbirine benzer hem de birbirinden farklı bazı yapılar söz konusu oluyor. Bir kere ikisi de ökaryot. Ökaryot olduğuna göre ikisinde de çekirdek bulunacak. Endoplazmik retikulum, golgi, mitokondri gibi organeller ikisinde de bulunacak. Ama bitki hücresine baktığımız zaman fotosentez yapabiliyorlar. Kloroplast adını verdiğimiz organel bitkisel hücrelerde varken hayvansal hücrelerde yok. Hayvansal hücre Baktığımız zaman da sentrozom adını verdiğimiz iyi ipliklerinin oluşmasını sağlayan bir organel var. Gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde bu organel yok. Hücre duvarı bitki hücrelerinde bulunurken hayvan hücrelerinde yok. Yani ökaryotların da tamamı birbiriyle aynıdır diyemeyiz gençler. Dediğim gibi bunun çok daha detaylı karşılaştırmasını konusu gelince vereceğim. Biz şimdilik prokaryot ve ökaryot hücreyi kendi içinde tekrar verelim. Hücre zarı olmayan mı var hocam? hocam? Tabii ki ikisine de artım Kalıtım maddesi olmayan canlı mı var hocam? ikisine de artı. Çekirdeğin prokaryotta ne işi var hocam? Ökaryota artı. Zarlı organelin prokaryotta ne işi var hocam? Ökaryota artı. Hücre iskeleti elemanları 2-3 sene önce üniversite sınavında çıktı gençler. Hücre iskeleti elemanları diye size mikrotübül, ara filament mikrofilamentleri anlatacağım. Şimdi baştan söylüyorum. Hücre iskeleti elemanları prokaryotlarda bulunmuyor. Ökaryotlarda bunlar var. Alem olarak yazdım. Hadi bir daha yazayım. Bakteriler ve arkeler alemindekiler prokaryottur. Protist alemi, bitkiler alemi, mantarlar alemi ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahip olacak diyeyim. Gençler bir tane soru çözüp bitiriyorum diyeyim. Bir bakteri hücresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Çekirdek ve zarlı organelleri tabii ki yok. Prokaryot bunlar. Kamçısını kullanarak yer değiştirebilir. Az önce şeklin üstünde de gördük. Bakterilerde kamçı tabii ki bulunabiliyor. Protein sentezini yapan ribozom organeli olmayan canlı mı var? Tabii ki bakterilerin de ribozomu var. DNA'sı da tabii ki sitoplazmada bulunacak gençler. Mitokondrisi olmadığı için ATP sentezleyemez. Mitokondrinin ne iş yaptığını henüz söylemedim. Oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği ökaryotlarda bulunan çift zarlı bir organeldir mitokondri. Ama şunu söyledim. ATP sentezlemeyen canlı mı var? ATP sentezlemeyen adam hayatına devam edemez, ölür. ATP sentezleyemezi hayatta kabul etmedik. Farklı mekanizmalar sayesinde bakterilerde de oksijenli solunum görülüyor. Hatta bakterilerin oksijenli solunum yapanı var, oksijensiz solunum yapanı var, fermantasyon yapan çeşitleri var diyeyim gençler. Dediğim gibi hücre ünitesine şöyle bir giriş yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde sitoplazma ve çekirdek bir lizozom organeline kadar orada anlatacağım organelleri gençler. Oradan da hücre zarından madde alışveriş geçeceğim sen çözü gösteriyorum sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum güzel yorumlarınız için hepinize çok 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 teşekkür de ediyorum gençler videoyu beğenmeyi unutmayın abone olmadıysanız mutlaka abone olun diyeyim görüşmek üzere